Merhaba. Bu ünitede analog ve sayısal kavramlarından ve sayısal fotoğrafçının bazı temel kavramlarından söz edeceğiz. Bir veri ya da bilginin kaydedilmesi ve işlenmesini düşündüğümüzde kullanılan teknolojileri dönemlere ayırmamız mümkün. Bu anlamda kaynaktan çıkan bir veri olarak sesin ya da ışığın kaydedilmesi ve işlenmesi düşünüldüğünde iki temel dönemden bahsedebiliriz bu süreçleri kapsayan. Bunlar analog ve sayısal dönemler. Sesin analog ve sayısal yöntemlerle nasıl kaydedildiğine bakarak bu iki yöntemin nasıl farklılaştığını anlayabiliriz. Analog yöntemde kaynaktan çıkan ses dalgaları mikrofon diyaframına çarpar. Diyafram ise kendisine çarpan dalgaların şiddetiyle doğru orantılı ve sürekli bir elektrik akımı üretir. Bu akımın belirli bir değer aralığındaki tüm değerleri alabilecek olmasına süreklilik diyoruz. Bu elektrik akımındaki iniş ve çıkışlar ses dalgalarının şiddetindeki değişimlerle aynıdır. Bu durumda ses dalgaları ile mikrofonun ürettiği elektrik akımı arasındaki benzerliği ifade etmek için kullanabileceğimiz analoji terimi aslında analog kavramının arkasında yatan anlam. Sayısal sinyaller sürekli olmayan basamaklı sinyallerdir. Biz matematik işlemleri yaparken onluk sayı sistemi kullanırız. Ancak bilgisayarlar sadece elektrik akımının açık ya da kapalı olmasına göre işlem yapabilecekleri için sadece 1 ve sıfırlardan oluşan iki tabanına göre düzenlenmiş bir sayı sistemi kullanırlar. İşte bu yüzden sayısal sinyaller 1 ve sıfırlardan oluşan sinyallerdir. Bir fotoğrafın analog olarak kaydedilmesi örneğinde de aynı durum söz konusudur. Analog yöntemde ışığa duyarlı kimyasal bir yüzey üzerine düşen ışık, bu yüzey üzerinde kendi şiddetine eş değerli bir iz oluşturur. Sayısal ses ya da görüntünün kaydedilmesinde böyle bir durumdan söz edemeyiz. Sayısal ortamda kaydedilen ses ya da görüntünün aslında kendisi değildir. Film ya da bir plak yüzeyinde olduğu gibi verilerin kaydedildiği ortamlar kaydedilen verileri yeniden üretemezler. Kaydedilen bilginin tekrar üretilebilmesi için bu verilerin sayısal bir ortamda, elektronik bir ortamda işlenmesi ve yorumlanması gerekir. Sayısal fotoğraf makinelerinde filmin yerine algılayıcılar almıştır. Ve algılayıcılar sayısal fotoğraf teknolojisinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Algılayıcı üzerine düşen ışık, mikromercekler aracılığı ile ışığa duyarlı hücreler ya da pikseller üzerine yoğunlaştırılır. Bu ışığa duyarlı hücreler, üzerlerine düşen ışığın parlaklığıyla doğru orantılı bir elektrik akımı oluştururlar. Bu aşamada ortaya çıkan veri basamaklanmış yani sayısal bir veri değil, sürekli ve analog bir veridir. Bu analog sinyal bir analog sayısal dönüştürücü tarafından sayısal bir veriye dönüştürülür. Film görüntüsü elle tutulabilen şeffaf bir yüzey üzerinde ortaya çıkar ve yansıtılabilir, yani ışığa tuttuğumuzda kaydedilen şeyi görebiliriz. Optik ve kimyasal süreçlerle kart üzerine basılabilir. Sayısal sistemin ürettiği görüntü ise algılayıcı üzerinde elle tutulup gözle görülemez. Sadece sayısal olarak kaydedilebilir ve ancak bir sayısal sistem yolu ile yeniden üretilebilir. Sayısal fotoğrafçılığın bazı temel kavramları var. Bunlardan bir tanesi piksel. Sayısal görüntünün en küçük elemanına piksel diyoruz. İngilizce'de resim parçası anlamına gelen picture element sözcüklerinin kısaltılarak birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir terim. Piksel terimi sayısal bir imajı ya da ekrandaki bir görüntüyü oluşturan en küçük birim ya da algılayıcı üzerindeki ışığa duyarlı hücrelerden herhangi bir tanesini tanımlamak için kullanılır. Demek ki sayısal görüntü dediğimiz zaman piksellerden oluşan bir yapının anlaşılması gerekiyor. Bir başka önemli kavram çözünürlük. Çözünürlük sayısal fotoğrafçılığın gerçekten önemli kavramlarından bir tanesi. Algılayıcı üzerindeki pikseller filmin üzerindeki grenlere benzetilebilir. Tıpkı düşük asalı bir filmde ince ve yoğun grenlerin daha keskin bir görüntü oluşturması gibi üzerinde daha çok piksel barındıran algılayıcı da daha kaliteli bir sayısal görüntü oluşturmamızı sağlar. Çözünürlük birim uzunlukta ya da alandaki piksel sayısı olarak tanımlanır ve bu birim uzunluk ise bir inçtir. Yani bir inçlik uzunlukta yer alan piksel sayısı çözünürlüktür. RGB renk modeli, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin birbirine eklenerek diğer renkleri oluşturduğu toplamsal bir renk modeli. Model adını 3 ana rengi İngilizce'deki karşılıkların ilk harflerinden alıyor.
Bu modelin amacı televizyon ve bilgisayar gibi elektronik sistemlerde görüntünün algılanmasını ve yeniden üretilmesini sağlamak. Sayısal veriler 1 ve 0'lardan oluştuğu için sayısal görüntüyü oluşturan piksellerin de sadece açık ya da kapalı ya da hani siyah ya da beyaz olacağını düşünmek doğru olmaz. Bir pikselin ne kadar çok bilgi depolayabileceğini, daha net bir ifadeyle kaç bitlik bilgi barındırabileceğini belirleyen değer bit derinliğidir. Renk derinliği ya da bit derinliği. Renk derinliği yükseldikçe bir pikseli tanımlamak için kullanacağımız bilgi miktarı ve renk sayısı artar. Bu anlamda piksellerin renk derinliği arttıkça renkleri görüntülemede o kadar geniş bir renk yelpazesi kullanabiliriz. Bir pikselin sahip olabileceği renk derinliği tabii ki pikselin fiziksel bir özelliği değil. Görüntüyü kaydetmek için kullanılan dosya formatının bir sınırlılığıdır aslında. Sayısal fotoğraf makineleri algılayıcı tarafından sayısal veriye dönüştürülen görüntüyü kaydetme aşamasında yaygın olarak 3 temel dosya formatı kullanır. Bunlar JPEG, TIFF ve RAW formatları. JPEG aslında bir dosya formatı değil, bir sıkıştırma algoritmasıdır. Görüntüde insan gözü tarafından algılanma olasılığı en düşük olan pikselleri bulup onları çıkartarak ve verileri sıkıştırarak görüntüyü kaydeder. Bu formatta kaydedilen görüntüler her düzenlemeden sonra kalite kaybına uğrar. TIFF formatı, görüntünün kayıpsız sıkıştırma kullanılarak ya da sıkıştırılmadan kaydedilebileceği formatlardan bir tanesidir. Veri kaybı olmadığı için görüntüler kalite kaybı olmaksızın düzenlenip tekrar saklanabilir. Dezavantajı dosya boyutlarının çok büyük olması. Hafıza kartına kaydedilmesi uzun sürdüğü için arda arda çekim yapılırken kullanılması çok uygun olmayan bir format. RAW formatı algılayıcı üzerine düşen ve sayısal hale getirilen verilerin işlenmeden kaydedilmesiyle ortaya çıkar. Sayısal fotoğrafçıların negatif diye de adlandırılabilen bir format. Yüksek görüntü kalitesine sahiptir ve renk ve ton düzenlemeleri yaparken çok çeşitli olanaklar sağlar.